Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece telefon dinlemesi mi özgürlüklerin önündeki engel ya da Yok, insanın kendini baskıda var. Hissetmesini neden olan? Yok şey var şu dönemde böyle bir taraf tutma, objektif olmama, böyle bir yandaşlık yapma bunlar da beni çok üzüyor. Ve bunların da kesinlikle olmaması lazım. Mesela Türkiye Değişim Hareketi iktidarında kesinlikle basın ikiye bölünmeyecek. Yani başbakanı sevenler, sevmeyenler, iktidarı sevenler, sevmeyenler. Onlar için de ters oluyor biliyor musunuz? Çok ters oluyor. Onlar için de ters oluyor. Yani Ya. insan ne yapacağını şaşırıyor. Bakın ne var biliyor musunuz? Eskiden gazeteler, kültür hizmetiydi. Herkes gazeteleri alıp okumak istiyordu biliyor musun? Keyifle. Şu anda insanlar gazete almıyor biliyor. Yani aldığı zaman keyifle okumuyor biliyor Okumuyorlar. musunuz? Ve neden okumuyor biliyor musunuz? Bir haber olduğu zaman diyor ki birisiyle ilgili bir haber olsa acaba bunun neyi var Neyi burada? var? Ya olur mu Aynen. böyle bir şey? Olur mu Aynen. böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Onun için bunlar tabii aslında iktidara da zarar veriyor açık konuş. İkincisi buna benzer yandaşlık yurttaşlar arasında da bölünme yaratıyor. Şimdi o gazeteyi aldığın zaman sen sanki o partinin Normal adamısın. olsun. Ya o gazeteyi aldığın zaman başka ya böyle bir şey olur mu ya? Belki öbür gazete muhteşem haber var. Belki önemli bir haber var. Ama inanır mısın? Genelde Bu olmuyor noktaya da. geldi. Bu noktaya geldi. Ya Mustafa Bey şimdi yani söylemek hoş değil bunları ama şimdi bir gazete günlerce domuz gribi aşısının lehinde yayın yaptı. Sonra başbakan çıktı. Dedi ki ben domuz gribi aşı olmuyor. Aynı gazete Terse ertesi döndü. gün dedi ki aşı tutmadı diye başlık attı. Allah. Yani şimdi artık yani işin cılkı çıkmış vaziyette. O yüzden halk da paranoyak. Şimdi bir şey yazacağın zaman yani diyorsun ki başbakan burada doğru yaptı. Doğru yaptı şeyler de var adamın. Oo vay yandaş yalaka adi şerefsiz ne işin var ihale mi var? Ertesi gün başka ne oldu ihaleyi vermedi mi? Olacak bir şeydi yani Bir de hepimizin burada durumu başka bir aynı. şey söyleyeyim. Bakın bir de burada başka bir şey söyleyeyim. Aşı. Domuz gribi. Abi televizyon aç aşı. Televizyon aç domuz gribi. Peki bu ülkenin en fazla geliri turizmden değil mi? Bu ülkenin en fazla geliri turizmdense biz bunu söylediğimiz zaman olur mu? Uçakla geliyorsunuz. Uçağın içindesiniz. Hemen Form verilen hemen bir tane tek form. ülke Abi Türkiye. İtalya niye vermiyor? Niye Fransa vermiyor? niye? Fransa Peki niye buna niye vermiyor? müdahale edilmiyor? Siz basın olarak bunun üzerine niye 40 kere gitmiyorsunuz? yazdık. 40 kere yazdınız. Olur mu böyle bir şey? Ve Böyle bir sevgili gelir, böyle Altay, bir saçma sevgili olur mu? Altay. Türkiye'ye inerken adam da eyvah diyor. Ben hangi Domuz ülkeye gribi hangi değil? geldim? Domuz gribi. Ben işimi Ben bir an önce... yabancı olsam inmem hemen kaçarım. Ha bravo. Ve diyor ki adam gelende ben işimi bir an önce bitireyim de Bir gideyim. Olur mu böyle bir şey? Türkiye Değişim Hareketi'nde bunlar olmaz. Türkiye Değişim. Mesela başka bir şey inceledik. Çok enteresan bir şey. Mesela size şey gibi gelebilir, rutin gibi gelebilir ama önemli bir konu. Ben arkadaşlarıma rica ettim programı hazırlayanlara. Gidin dedim. Havaalanında durun bakalım. Havaalanına gelen bir turist kaç dakika sonra içeriye giriyor? Ya bir turist orada geliyor. 25 dakika, 30 dakika bekliyor. Olur mu böyle bir şey? turisti bırakın Mustafa Bey. Ülkesine en zor giren vatandaş biziz ya. Bak giriyorsun yabancı ülkeye. Vatandaşı geliyor pasaportunu gösterip Aynen, geçiyor. aynen. Bizde Sağ ol. vatandaş kuyruğu kendi ülkeme giremiyor. Bir gün dayanamadım dedi ki polise. Yani bilgisayara girdin baktın. Daha ne Ne gördün bekletiyorsun? kardeşim beni ne alacak? Bravo. Yani almayacağım bu ülkeye Bravo. beğenmedim tipini mi diyeceksin? Ama Gireceğim kardeşim. oradaki olay ne biliyor musun? Polisin kabahati değil. Tabii canım polisin Polisi kabahati değil. yönetenlerin Onlar, kabahati. ona verilen talimatın kabahati. Sordum, sordum. Bir polis orada verimli olması için, 2 dakikada çalışması için biliyor musunuz ki? 1 saat çalışıp 15 dakika istirahat etmesi lazım. Ya da 2 saat çalışıp yarım saat istirahat etmesi lazım ve dönüşümlü olması lazım. Sizin ülkenize bir insan geldiği andan itibaren anında girmesi lazım. Nasıl bir otele gidiyorsunuz? Otele gittiğiniz anda o kapıdaki sorular var ya, otelde seni nefret ettirir. Ama bir otele gittiğiniz zaman otelden kartınızı alıp resepsiyondan 2 dakika odaya çıkıyorsanız Şimdi muhteşemdir. ben bunu bir emniyet müdürüne söyledim ki ya çok zor giriyoruz kendine. Dedi ki işte dedi kaçaklar var dedi işte arananlar marananlar var ona bakıyoruz. Dedim ki yahu bilgi işlem diye bir şey var. Tabii. Uçağa binerken oradan buraya Bravo. yolcu izni Mail atacaklar. yollarlarsa siz elini uçağın kapısında Bravo, alırsınız ki bu bravo, kadar adama bravo, da bravo. bir de yani Bravo, milyonda bir kişi bravo, çıkacak diye bravo. binlerce insan problemli. Bravo. Neyse partinize iyi fikirlerim var iktidar olursanız. Evet. Siz çok gezen bir Çok çok. politikacısınız. Yani kendi bölgenizde geziyorsunuz. Ve bir Türkiye'nin şey belirtiyorsunuz. Siz kendi bölgeye bütün seçmeni ismet tanıyorsunuz. Çok garip bir şey. Türkiye'ye talibim diyorsunuz. 72 milyon kişiyi tanıyacak mısınız tek tek? ne var biliyor musunuz? Ankara'ya indiğimiz andan itibaren altımıza bir helikopter alacağım. Ve Türkiye'nin en az 15, Türkiye'nin 40 bin köyü var, 15 bin köyüne uğrayacağım. Mesela bir şey söyleyeyim. 15 bin köye uğramak. 15 bin köyüne Bir uğrayacağım. insan ömrü biliyorsunuz 25 bin gün civarında. Günde 10 köye uğrasanız 1500
gün eder. Yani 1500 günde... Sadece beni değerlendirme orada. Benim arkadaşlarımı değerlendir, ilçe başkanlarımı değerlendir, il başkanlarımı değerlendir. İşe yaramaz. Bütün kadromu değerlendir. Ben mesela İnegöl'e gittim. Bursa'nın Karacabey'ine gittim. Ben bir muhtara, bir köye uğruyorsam temsili olarak o arkadaşlarımı tamamen uğrayacaklar. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen akşam buradan 200 kilometre uzaklıktaki bir ilimiz. Gece saat 11'de çıktım. 1.30'da o ildeydim. 3 tane muhtarın gece evine uğradım biliyor musun? 3 tane muhtarımızın gece evine uğradım. Bu tabii ben bunu örnek olarak... Gece 1.30'da kapıyı çalsanız döverler adamı. Nasıl, ne kadar mutlular biliyor musun? Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız yer kalmayacak. Ben sembolik olarak, genel başkan olarak, başbakan adayı olarak belli noktada olacağım ama benim ekibim ve takımım bunu örnek alarak onlar da yoğun bir şekilde olacaklar. Mesela bizim partimizin ana omurgasını kim oluşturuyor biliyor musun? Muhtarlarımız oluşturuyor. Muhtarlarımız. Demokrasinin ilk basamağıdır. Bugün lütfen bir muhtarımıza uğrayın. Türkiye'nin ekonomik durumunun nasıl olup olmadığını o muhtarlara öğrenirsiniz. Muhtarımıza uğrayın. Nasıl biliyor musunuz? Şu anda gelen haciz mektuplarının, haciz evraklarının haddi hesabı yok. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir soracaktım, nereye geldik? Milliyetçilikte bir tırmanış görüyor musunuz? Görüyorum. Yani bu açılım sonucunda Türkiye'de böyle bir ayrışmada bir artış var mı? Görüyorum ve, görüyorum ve bunun için de çok üzülüyorum. Aşırı biz hepimiz örfümüze, töremize, geleneklerimize, toprağımıza ve bayramımıza bağlıyız. Ama aşırı milliyetçilik kutuplaşmaya yol açar ve o kutuplaşma da insanları sıkıntıya sokar. Mesela onun en önemli örneğini ben Şişli'de verdim. Şişli'de her mozaik var. Rum vatandaşlarımız var, Müslüman vatandaşlarımız var, Ermeni vatandaşlarımız var. Ve Türkiye tarihinde ben ilk defa bir gayrimüslim yurttaşı aldım ve kurucu yaptım. Başkan yardımcısı. Türkiye tarihinde bugüne kadar Sayın Altaylı 60'ın üzerinde parti kuruldu. Sormak isterim size, bugüne kadar kurulan partilerde hiçbir tane gayrimüslim yurttaş kurucu oldu mu? Bilmiyorum. Olmadı. Olmadı. İlk defa Türkiye Değişim Hareketi'nde olacak. İlk defa Türkiye Değişim Hareketi'nde bir gayrimüslim yurttaşımız kurucu olacak. Biz vatanımızı sevmek ayrı. Hepimiz vatanımızı seviyoruz. Peki İzmir'de olan olaylar için ne diyorsunuz? Bunu ben aylar önce yazdım. Yani Ege'de bir yerlerde bir tatsız bir şey olabilir diye yazdım. Yani Balıkesir'den korkuyorum, bazı bölgelerinden özellikle. Muğla'dan korkuyorum, İzmir'den korkuyorum. Yani bazı yerlerdeki gerilimi uzaktan 500 kilometreden hissedebiliyor insan. Aylar önce yazdınız mı? Aylar önce yazdım. Ben buna çok üzülüyorum ve buna benzer olayların mutlaka önüne almak lazım. Her tarafın sorumluluğunun birinci işinde hareket etmesi lazım. Bugün öyle bir hadise olursa İstanbul'da 10 tane Diyarbakır var. Adana'da 20 tane Diyarbakır var. Mersin'de 15 tane Diyarbakır var. Bu zaten Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen dış güçlerin bir oyunu olur. Bizim bu oyuna kesinlikle gelmemiz lazım. Türkiye gelişmekte olan bir ülke, güçlü bir ülke, bölgesinde lider bir ülke. Ama takdir edersiniz ki Türkiye'nin lider ülke olmasından başka dünyadaki ülkelerin farklı çıkarları olmadığı için buna benzer ataklar yapabilirler. Peki Ergenekon'a inanıyor musunuz? 12 Eylül öncesini düşünün. 12 Eylül öncesini düşünün. O zaman bu kadar keskin bölünme yoktu. Değildi. O zaman gençler arasında bir bölünme vardı. Öğrenciler arasında bir bölünme vardı. Siyasi parti ama vatandaş arasında böyle bir bölünme yoktu o zaman. Şimdiki vatandaş arasındaki bölünme 12 Eylül öncesinden daha keskin. Evet, doğru. Bence yani. Katılıyorum. 12 Eylül öncesinde yine sağ sol vardı fakat... Muazzam da bir ideoloji vardı. Yani herkes mesela oturdu saatlerce, diyelim ki MHP'liler o bir tarafta ülke ocakları otururdu. Şu anda öyle bir ideoloji saatlere, yok. Saatlerce Türkiye'nin bir sorunu tartışıldı. Şu anda nefret ediyoruz. Biz gençlik kollarında otururduk ve saatlerce bir konuya örgüt toplantılarımız vardı Perşembe günü. Akşam saat 7'de başlardı, gece 1'e 2'ye kadar o gün sanayi mi konuşacağız, sanayi. Çevre mi çevre konuşurduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ne yazık ki öyle bir şey yok. Bunun için de son derece üzülüyorum. Şimdi ideolojik nefret üzerine kurulu, karşılıklı nefret üzerine kurulu. Ergenekon diyordum. Ergenekon... da Deniz Baykal diyor ki ben Ergenekon'un avukatıyım diyor. Başbakan da diyor ki ben savcısıyım diyor. Şimdi Deniz Bey'i anlamak mümkün değil. Niye? Şimdi başbakanın savcı olması da çok doğru değil belki ama Deniz Bey'inki daha yanlış. Niye yanlış? Çünkü avukat suçluyu da korur gerekirse. Ama bir siyasetçinin suçları koruma psikolojisi içerisinde olması gerekir. O yüzden de Ergenekon'da davanın katıldığım tarafları var, anlam veremediğim tarafları var. Siz ne düşünüyorsunuz Ergenekon'la ilgili? %20'si doğru olan bir iştir. %80'i yanlıştır. Doğru olan vardır. Ülkeyi bölmek isteyen, parçalamak isteyen ya da ülkenin gidişini demokratik yollarla değil de başka yollardan ele almak isteyen %15-20 içinde insan. Ama %80'i masumdur ve %80'i yanlıştır. Türkiye'ye de çok büyük bir itibar kaybetmiştir. Yaşın yanında da kurular yanmıştır. Bir örnek vermek isterim ve çok üzgünüm. Türkan Saylan Hoca'nın
Ergenekon'la ya da devleti silahlı eylemle yönetimi değiştirmek, silahlı eylemle başka. Türkan Saylan böyle bir şey olabilir mi? Haberal olur mu? Ona gelecektim. Düşünün. Profesör Mehmet Haberal. Önemli bir adam. Bir Türkiye dünyanın yetiştirdiği önemli bir profesör. Hepimizde emeği var. Türkiye'de herkeste emeği olan birisi ve öylesine değerli bir hoca bu işin içerisinde. Ben adamı hayatta görmedim, tanımadım da bilmiyorum da yani ama yaptıklarına bakıyorum. Hastaneler kurmuş, binlerce insanı tedavi etmiş, binlerce iyilik yapmış, binlerce güzel iş yapmış bir adam. Ne orada? Türkiye'ye bu Ergenekon çok itibar kaybetmiştir ve Türkiye'nin hakikaten önemli yara almasında, dünya kamuoyunda yara almasında önemli bir şeydir. Şimdi ben mesela Batı basınına bakıyorum. Ama farklı bir şey söyleyeyim. %20 doğrudur. Hiç. Ama %80 oraya dahil edilince o %20'nin de havası kaçtı. Şimdi şunu söyleyeyim. O %20 ile biz 1990'larda mücadele başladık. Siz de bazıları katıldınız. Benim yaptığım bir takım toplantılar vardı. Aynen. Bazıları siz de geldiniz. Milletvekiliniz o zaman aynen. Destek vermiştiniz. Aynen bravo. Perapalas'ta yaptığımız toplantı. Bir sürü toplantı. Bravo. Yani o zaman önünde ben çekiyordum ya da bir grup çekiyorduk diyeyim. O zaman biz bu adamlar devletin içinde örgütlenmiş devlet düşmanıdır derken bugün onlardan hesap sorduklarını söyleyenler onlara gulu gulu dansı diyorlardı bizim yaptıklarımıza. Katılıyorum. Onun için ben bilmiyorum yani. Ama %20'lik bölümü veya belki daha fazla ama bir bölümü de ilginçtir ama. Yani ama işte bir bak, tek buradaki masumu hapise atmaktansa 100 tane suçluyu serbest bırakmak daha doğrudur diyen, 100 tane suçluyu elden kaçırmış olmak daha doğrudur diyen der hukuk felsefesinde bazıları. O yüzden bu davanın gidişatında bazı şeyler bana da çok yanlış geliyor. Yer yer çok desteklemiş olmama rağmen bazı taraflarını. Sevgi kazanacak diye bir sloganınız var. Şimdi bu Tayyip Erdoğan da sloganıydı. Tayyip Erdoğan da sevgililer gününde çiçekler dağıttı. İçerek yap gözünü seveyim. Fatih'im sen şimdi bir noktaya getirdin. Sabahtan beri Tayyip benim rakibim. Evet. Tayyip benim rakibim. Sevgi kazanacak benim 10 sene önceki sloganımdır. Belki daha eski. Sevgi kazanacak sloganı benim seçim kampanyamda önce Erhan İş Özen, sonra bizim Aksoy, sonra Yorum Ajans tarafından bir konuşarak çıkardığımız bir olaydır. Ben her yerde 10 sene sevgi kazanacak dedim. Evet. Sevgi kazanacak dememin nedeni şuydu. Ben belediye başkanlığına adaydım. Herkesin oyunu almam lazım. Mesela o zaman bana görüş getirdiler. Güley Atı belediye başkanıydı. Güley Hanım gitti. Biz şey olacağız. Herkes görüş getirdi. Hesap soracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Kampanyada sloganlar. Ben dedim ki hayır. Öyle bir slogan bulalım ki bu sloganda herkes desin ki bravo. Şişli'ye huzur geliyor, mutluluk geliyor, enerji geliyor. Şimdi Türkiye'deki ana sloganımız da sevgi kazanacak olacak. Çünkü Türkiye'nin sevgiye ihtiyacı var. Hem Türkiye'nin çok mutluluğa ihtiyacı var. Hem de çok var. Evet. Herkes mutsuz yani. Evet. Ben bu ülkeyi bu kadar stresli, bu kadar mutsuz çok az gördüm. Kesinlikle bakın daha ben daha parasız olduğumuz zamanlar vardı, daha fakir olduğumuz zamanlar vardı. Ama şimdi ben Sayın Altay'da milletvekiliydim. Milletvekili olduğum dönemde Bükreş'e gitmiştim. Braşov, Köstenci, Bükreş dolaşmıştım. Ve Çavuşescu dönemiydi. Ve hakikaten insanlar alabildiğine mutsuzdu. Şimdi de ben aynı havayı Türkiye'de görüyorum ve çok üzgünüm. Bir başka bir şey söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımı gördüm. Hayrola ne yapıyorsun? Mutsuz. Dokunsam ağlayacak. Ne oldu dedi. Dedi ki başkanım dedi. İşten çıkardılar. Beni değil dedi. 50 arkadaş işten çıktık. Ben dedi sabahleyin çıkıyorum evden. Çocuklarıma ve dedi eşime işten çıktığımı söylemedim. Söylemiyorum dedi. Evet. Çok dedi, insan var öyle. Ve dedi ben dedi işten çıktığımı söylemiş olsam benim çocuğumun okulu kalacak, paramparça olacak ve bu şekilde binlerce insan var biliyor musun? Çok Türkiye mutsuz. Benim arkadaşlarım aynı mutsuz durumda. Sabah evden çıkıyorlar. Türkiye mutsuz. Ama çare var. Nasıl var çare? Çare Türkiye'de işim ana git. Çare Sarıgül. Nasıl biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda şöylesine bir baktım. 480 milyon dolar, milyar dolar şu anda borcu var biliyor musunuz? Dış borç var evet. Dış borç var. İç borç stoku 272 milyar. Dış borça baktığımız zaman o kadar borcumuz var. 5 projeyle bu borçları sıfıra indireceğiz. Nasıl o projede? Gerçi bunu tamamen biliyorsunuz kamu borcu değil. Özel sektör borcu var. Özel sektör borcu. Burada var hepsi var. Bak burada var. Yani o 480 milyar. İç borçlar var. Bak 80 yılda borçlanma 148 milyar evet dolar. Son 7 yılda borçlanma ne kadar biliyor musunuz? 285 evet, milyar doğru, dolar. Doğru. Evet. Yani Türkiye'nin dış borcunun arttığı ama hepsi kamu borcu değil. Ne o projeler? Nelerle ödenir bu borçlar? Projelerimizin özü şu. Bir kere tarımı geliştirmemiz lazım. Hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Şöyle bakmamız lazım. Yani Türkiye bölgesinde hangi yatırımları yaparsa mutlu olur. Türkiye tarım bölgesi biliyor musunuz? Tarım Türkiye hayvancılık bölgesi biliyor musunuz?
Peki biz buğday ithal ediyoruz biliyor musunuz? Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Konya Ovası orada ağlıyor. Bayburt Ovası ağlıyor. Baktığın zaman biz tarımda çıktığımız zaman dünya kadar geçmişte düşün 12 Eylül 80'e kadar 90 yılına kadar Türkiye tarımda geldi. Tabii ki. Şeyi hatırlayın lütfen. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni hatırlayın. Binlerce araba oraya gelir. Herkes oradan toprağın şeyini, buğdayını alır ve başka türlü olur. Tarımı geliştirdiğiniz zaman, hayvancılığı geliştirdiğiniz zaman hele hele 3 tane projemiz var üzerinde çalışıyoruz. Şimdi izin verirseniz onu söylemeyeceğim. Arkadaşlarımın emeğine sevgisizlik olur. Müthiş bir şekilde ve 3 projenin değeri ne kadar biliyor musunuz? 280 milyar dolar Türkiye'ye katkısı olacak. 3 tane projeden bahsediyorum. Bir yılda. Aşağı yukarı. Müthiş bir şey yani. Ben böyle fazla müthiş projeleri çok kaygıyla karşılarım açıkçası. Peki, şimdi demin Hikmet Çetin'den bahsedince aklıma gelen bir şey. Siz, Hikmet Çetin, diyelim ki bu hareket başarıya doğru ilerliyor. 2012 yılında bir seçim var, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Mesela sizin adayınız Hikmet Çetin mi olacak? Çünkü neden cazip de bir isim? Yani hem sağın oyunu alabilecek hem solun oyunu alabilecek. Çok enteresan bir isim. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün Cumhurbaşkanı adayı olacağını öngörürsek karşısına mesela Hikmet Çetin'i mi önereceksiniz? Hikmet Çetin benim için çok ayrı bir idol biliyor ben musunuz? Ben çok seviyorum Hikmet Bey. Neden ayrı bir idol biliyor musunuz? Ben Gençlik Kolu Başkanıyım. Mustafa Üstündağ Genel Sekreter, Hikmet Çetin Başbakan Yardımcısı. Ve bize çok sahip çıktı. Sonra kısmet oldu. 87 yılında Hikmet Çetin milletvekili oldu. Ben milletvekili oldum. Grup başkan vekilim oldu. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi oldum. Hikmet abi çok seviyorum. Partimizde Hikmet abi en üst düzeyde temsil edilecektir. Ve Türkiye Değişim Hareketi'nde görev alan herkes Hikmet Çetin'e ayrı bir saygıyla ve sevgiyle bakacaktır. Bir şey söylemek isterim ben. Türkiye Değişim Hareketi 2012 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük rol oynayacaktır. Ve inanıyorum ki yurttaşlarımız bu çağrımıza cevap verecekler. Hikmet abi kendisi tabii lütfedip kabul ederse başımızın üzerinde yeri var. Ama yurttaşlarımız hangi siyasi partiye mensup olursa olsun Hikmet Çetin ismi üzerinde bir ulusal uzlaşma olarak da ben birleşecekleri kanısındayım. Bir kısa ara daha vereyim. Devam edelim.